Kur'an'da Ruhul Kudüs kimdir? Geçen videomuzda Ruh'un Allah'tan farklı bir varlık olduğuna ama aynı zamanda Allah ile aynı ilahi yaratma özelliğine, kabiliyetine sahip olduğuna baktık. Bu yüzden İslam ilahiyatçıları Ruh'u melek olarak yorumladılar. Aksi takdirde en azından iki Allahları olur ya da çok kişilikli bir Allah'a inanmaları gerekecek. Bu durumdan sıyrılmak için hocalar İslam teolojisinde ruhun melek Cebrail olduğunu öğretirler. Bunun böyle olduğunu Kur'an'dan herhangi bir Müslüman çıkıp da bir Kur'an ayetiyle bize kanıtlasın. Kur'an'da Cebrail'in ruh olduğunu gösteren bir ayet sunsunlar. Tek bir ayet. Ama sunamazlar. Çünkü Kur'an bunu öğretmez. Hayır. Bu videoda Kur'an'ı inceleyerek bu tür öğretişin ne kadar yanlış bir de Kur'an'la çeliştiğini göstereceğim. Ruh Cebrail olamaz. Bunu söylerken yine hatırlatayım. Kur'an'da geçen ruhul küdüsün İncil'deki görkemli, harika, mükemmel ve tanrı olan kutsal ruhla aynı değildir. Lütfen karıştırmayalım. Ruhun melek olmayacağını Kur'an ayetlerinden destekleyelim. İlk olarak Nahıl Suresi 2. Bu ayet, bu ayette Kur'an meleklerle ruh arasında bir ayrım yapar. Kur'an iki farklı gruptan söz eder. Kullarından dilediklerine melekleri emrinden olan ruh ile indirir. Benden başka ilah yoktur. Şu halde benden korkup sakının diye uyarın. Birçok Türkçe Kur'an tercümesinde ruhu kaldırdılar. Onun yerine vahi koydular. Ne kadar yanıltıcı bir tercüme. Aslında başka yerde olduğu gibi Cebrail koyacaklardı ama bu ayette tutmayacak. Bu yüzden daha mantıklı bir şey e, bulmaları gerekiyordu. O yüzden mantıklı olan şey ne olabilir? Eh, vahi yazalım. Vahi olarak yazdılar. Ama dikkat edin. Allah melekleri emrinden olan ruh ile indirir. Eğer melek Cebrail ruh ise o zaman neden Allah böyle bir ayrım yapsın? Neden? Allah ayrım yapar çünkü Cebrail ruh değildir. Allah iki ayrı gruptan söz eder. Aynısı başka bir sürede. Melekler ve ruh. Ya yani yine birçok Türkçe Kur'an tercümelerinde ruh yerine Cebrail yazmışlar. Fakat Kur'an'ın Arapçasında ruh geçiyor. Zaten melekler ve Cebrail biraz mantıksız öyle değil mi? Çünkü Cebrail de bir melek. O da bir melek. Kur'an'ın ayırmadığı melekleri siz niye ayırıyorsunuz? Niye? Kur'an bu konuda çok açık. Ruh meleklerden ayrıdır. Nebe suresi 38 aynı şey ruh ve melekler. Kadir suresi 4 melekler ve ruh. Kur'an bu konuda çok açık ve net olarak iki farklı gruptan bahseder. Ruh ve melekler. Eğer hala tatmin olmadıysanız, bakacağımız bu son Kur'an ayetinde her şey daha da açık ve net olacak. Hicr suresi 28 29. Hani Rabbin meleklere demişti: "Ben kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan bir insan yaratacağım. Ona şekil verdiğimde ve ona ruhumdan üflediğim zaman hemen ona secde ederek yere kapanın." Kur'an'ın ne dediğine dikkat edin. Allah meleklere bir insan yarattığında ve ona ruhundan üflediğinde bütün melekler o insana yani Adem'e ilk insana secde ederek yere kapanacaklardı. Yine melekler ruhtan ayrı bir gruptur. Melekler Adem'e secde edenlerdir. Fakat ruh Allah'tan çıkıyor ve ilk insana yani Adem'e yaşam veriyor, hayat veriyor. Ruh Adem'in önünde secde etmez. Hayır. Ruh insana, Adem'e yaşam verir. Hayat verir. Ruh yaratandır. Ruh meleklerden ayrıdır. Kur'an bundan daha açık ne söylesin? Yahudilerin kışkırtmasıyla putperestler Muhammed'e ruh nedir diye sordular. Bakın Muhammed nasıl bir cevap verdi. Isra suresi 85. Sana Ruh hakkında soru sorarlar. De ki ruh Rabbimin emrindendir. Size ancak az bir bilgi verilmiştir. Muhammed ruhun kim olduğunu ilgili pek çok fazla bilgisi yok. Ve aslında ruhun melek Cebrail olduğunu söylemek için bu altın bir fırsattı. Evet Muhammed ruh kimdir sordular. Kimdir ruh? Muhammed burada eğer bilmiş olsaydı ruh Cebrail'dir derdi. Ruh melektir derdi. Ama ruhun kim olduğunu kendisi bile bilmiyordu. Hayır, bilmiyordu. Ve ilk sorum şu. Eğer Muhammed ruhun kim olduğunu bilmiyorsa nasıl olur da bugün İslam hocaları ruhun melek Cebrail olduğuna iddia ederler? Nasıl? Nasıl? Yani bunlar Muhammed'den daha çok mu biliyorlar? Muhammed'e indirilmeyen vahi onlara mı indirildi? Nasıl bir şey bu? Muhammed'in bilmediği bir şeyi bugün bizim İslam hocalarımız öğretiyor. Muhammed bile ruhun kim olduğunu bilmiyordu. Ruhu Allah üflüyorsa, yani Allah'tan çıkıyorsa o zaman ruh ebedi olması gerekiyor. Allah'tan çıkan bir şey yaratılışın bir parçası olamaz. Bu yüzden ikinci sorum şudur. Eğer Meryem suresinin 17. ayetinde Allah'tan çıkan sonsuz olan ruh insan olabiliyorsa neden Allah insan olamaz? Ve eğer Allah'tan çıkan ruh insan olabiliyorsa fakat Allah'ın kendisi insan olamıyorsa o zaman ruh Allah'tan daha güçlü bir varlık olmaz mı? Tabi olur. Ruh Allah'ın yapamayacağı bir şey yapar. Umarım Müslüman arkadaşlarımız sorduğumuz sorulara cevap verirler. Ruhul Kudüs kimdir? Çünkü Kur'an'a göre Melek Cebrail olamaz. Esenlikle kalın.